Evet sevgili Hacı Bektaşlar, sevgili dostlar, ee, üzülerek söylüyorum ki Hacı Bektaş Belediyemizle ilgili daha güzel konularda sizlerle birlikte olmak istiyorduk ama dün Nevşehir İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'in haddini aşan yalan ve iftiralarla dolu açıklamasından dolayı şu anda sizlerle birlikte basın toplantısında beraberiz. Evet, aslında biz bunlara şaşırmıyoruz. Yıllardır, onlarca yıldır, 20 yıldır, 50 yıldır Hacıbektaş halkının, Hacıbektaş ilçesinin Nevşehir'de siyasi idarenin tarafından, siyasi idare tarafından nasıl yok sayıldığını, nasıl hakkının yenildiğini, nasıl yalnız bırakıldığını. Tüm Hacı Bektaş halkı ve Alevi toplumu biliyor. Fakat e, biz sesimizi çıkartmadıkça da bunlar iyice e, gemiye azıya alıp yalan yanlış e, konuları çarpıtan e, tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Biz de bu konuyla ilgili sizlere e, bilgi vermek için şu anda e, beraberiz. Evet, e, Sayın Nevşehir Milletvekilimiz Faruk Sarıaslan'ın İl Özel İdaresinde dönen oyunlar ya da iddialardan dolayı bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Nevşehir Belediyesi ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ee, ve bununla ilgili de biz süreci takip ediyorduk. Sayın vekilimiz de bu konuyla ilgili gerekli cevapları verdiğini, eğer yalan yanlış bir şey söylediyse e, hukuk çerçevesinde bunları çözülebileceğini, e, açılacak Tüp davalarda elindeki bütün evrak ve belgeleri adalete sunacağını söyledi ve buradan çağrı yapıyorum. Eğer varsa Faruk Saraslan vekilimizin verdiği bilgilerde bir yanlışlık, gerekli suç duyurusunu yaparsınız, sayın vekilim de kendi savunmasını yapar, kim haklıysa kim haksızsa adalette bunun cevabını verir. Ama burada şöyle bir konu var. Ee, şunu da söyleyeyim. Biz Sayın Vekilimizin Nevşehir için nasıl çalıştığını, Hacı Bektaş için ve tüm ilçeler için nasıl çalıştığını biliyoruz. Ve sonuna kadar da onun yanındayız. Sayın Vekilimizin bir hukukçu kimliğiyle elinde bilgi, done olmadan konuşmayacağına eminiz. Ve Sayın Vekilimizin de her zaman yanındayız. Evet, e, Sayın İl Genel Meclis Üyesi, AKP'li İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Gürbüz Dinç dünkü Faruk Saraslan vekilimize verdiği cevapta maalesef Hacıbektaş Belediyesi'ni ve Hacıbektaş Belediye Başkanlarıyla ilgili de bazı ithamlarda bulundu. Metin biraz uzun o nedenle de hepsini okumayacağım ama Hacıbektaş'ta ilgili olan bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP'li Milletvekili Sayın Sarı Aslan yine kendini bilmeden el alemin ağzı ile bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmayı esefle kınıyorum. 30 yıldır Hacı Bektaş ilçesinde yönetimde bulundukları dönemlerde ara sokakların bile asfalt yapamayacak CHP'li belediye başkanları inat o asfalt çalışmalarını da yapan il özel idaresidir. Şu anda Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin aydınlatma çalışmalarını da sürdüren yine il özel idaresidir. Evet. Bu açıklama tamamen ve tamamen siyasi kendi yandaşlarını konsolide etmek için ve bizlere yapılan bir iftiradır. Bu konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bilindiği üzere 2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Ve bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı da Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti 2021 yılını. Bu nedenle de Hacıbektaş'ta yapılacak birçok etkinlikler ve toplantılarla ilgili Hacıbektaş'a nasıl yardımcı olunabilir, nasıl çalışmalar yapılabilir diye Nevşehir Valimiz İnci Sezer Becelle, Hacıbektaş önceki kaymakamımız Kübra Kurtoğlu birçok defa görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Hacıbektaş'ın fiziki ortamını düzeltmek için sokaklarındaki sorunları, asfalt çalışmaları için Sayın Valimizin bizzat elden dosya götürmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığımızın talebiyle il özel idaresi üçüncü ayda bir talep yazısı gönderdi. Ve burada Hacıbektaş'ta kullanılmak üzere Hacıbektaş da asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere 32 milyon TL'lik bir bütçe talep edildi. Ve bütçe talebinden sonra da aradan yaklaşık 4 ay geçtikten sonra İçişleri Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından talepleri doğrultusunda Hacıbektaş'ta kullanılmak üzere 5 milyon TL para gönderildi. Biz bu paranın geldiğini ilk önce 15 gün öğrenemedik. Ve sonra bize Ankara'dan gelen bir haberle bu 15 5 milyon TL'nin Nevşehir İl Özel İdaresi hesabına yattığı ve bu hesabı hesapta durduğunu öğrendik. Sonra bazı girişimlerde bulunduk ve bu girişimler sonucunda İl Genel Meclisi meclis toplantısını yaparak bir karar aldı. Bunu kısaca söyleyeyim. Şimdi sizlere bu kararın videosunu da izleteceğim. Aynen videoda gördüğümüz gibi meclis başkanı şunu söylüyor. İçişleri Bakanımızın teveccühleriyle Cumhurbaşkanlığımız Hacıbektaş'ta kullanılmak üzere 5 milyon TL para gönderdi. Biz de bu karanın paranın yüzde kırkını Hacıbektaş'ta kullanmak kaydıyla meclis kararı almak istiyoruz dedi. Ayrıca orada yapılan açıklamada da bu karar alınmadan işe başlandığı söyleniyor. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda da bir tekrar açıklama yapacağım. Konuya tekrar dönersek size şu anda elimizde olan ve o mecliste yapılan görüşmenin videosunu 3 dakika size izleteceğim. Yetişmesi gereken bir maddemiz daha varmış herhalde. Onunla ilgili... Onu da acil almamız gerekiyormuş gündeme. Adem Bey o konuyla ilgili de bilgi verecek. Buyurun. Ee, Hacı Bektaş, e, 2021 yılı Hacı Bektaş yılı ilan edilmesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız tarafından Hacı Bektaş'ın <laughs> içerisinde kültür ve turizmi geliştirmek amacıyla, inanç turizmine katkı sağlamak için bir ödenek gönderildi başkanım. Bu gönderilen ödeneğin Hacı Bektaş Belediyesi sınırları içerisinde harcanabilmesi için İlazör Değerlerimizde sınırlar dışında olduğu için ve Hacı Belediyesi'nde imar sınırları içerisinde olduğu için pozitiviyeden bir e, meclisten bir yetki istiyoruz bu pozitiviyeden. Evet arkadaşlar. Ve bu işin ehemmiyeti, aciliyeti dolayısıyla ihale süreci İlazör Değerlerinde uzun süreceği için Hacı Bektaş Gölüle Hizmet Götürme Birliği'nde doğrudan temin miktarı yüksek olduğu için malzemenin oraya alınması için ondan protokol yapılması istiyoruz. Geçen ay bununla ilgili e, iki tane vekilimiz, il başkanımız, merkez belediye başkanımız, İçişleri Bakanımızı ziyarete gittiklerinde konu Hacı Bektaş konusu açılınca ben oraya bir kısım para göndereyim. Hacı Bektaş'ın aydınlatmasıyla ilgili külliyenin bir de e, asfalt çalışmasıyla ilgili bir miktar özel idaremize para gönderelim. Orada da bu çalışmaları yapın. Hacı Bektaş'a yakışır bir şekilde olması noktasında e, özel idaremize para gönderdi. Bu paranın da yüzde kırkını harcamak şartıyla meclisten bu şekilde yüzde kırkını harcamak şartıyla Hacı Bektaş ilçemize vereceğiz. Adem Bey geldi, Kaymakam Hanım'la istişareli olması gereken ana haltellerdeki yapılması gereken asfalt çalışmalarını ihale edecekler. Bununla ilgili bizden de yetki istiyorlar arkadaşlar. Yani yetki mecliste olduğu için bunun da yüzde kırkını kullandırılmak şartı ile oylarınıza sunuyorum rakam ne kadar başkanım? Beş milyon abi. 30 olsa daha iyidir. Yok. O İçişleri Bakanımızın sözü de yerde kalmasın abi. Yani bize yakışan neyse onu yapalım biz inşallah. Iki başladık başkanım şu anda işe. Yapıyorsunuz başladık. değil mi? Hayırlı olsun inşallah. Evet. Rabbim utandırmasın. Efendim. Özel idarenin yaptığına dair. Yap orada levhalar yazılacak tabii. Orada. Tabi. Yani. Orada. orada Hepsini koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, ülke bizim ülkemiz, vatan bizim ülkemiz. Tabi olması gereken neyse yapacağız. Biz her zaman doğrunun yanında olacağız yani. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştiremeyeceğiz. Yani siyasi parti olarak da yani Hacı Bektaş bizde olmasa dahi Hacı Bektaş Nevşehir'in ilçesi oradaki yatırımdan da Sayın İşçiler Bakanımızın söylediği gibi devletten hakkını onun da alması gerekiyor. Yakışanda neyse devlete onu da yapacağız inşallah. Evet, dilek ve temennilerde söz almak isteyen var mı? Yoksa yarın aynı saatte buluşmak üzere inşallah. Videoda hepimizin dinlediği gibi açıkça meclis başkanı diyor ki siyasi olarak ne kadar bizden olmasa da Hacı Bektaş diyor. Sayın İçişleri Bakanımızın lafı yerde kalmasın biz bu paranın yüzde kırkını Hacı Bektaş'ta kullanalım diyor. Hatta orada bir il genel meclis üyesi arkadaş da diyor ki kırkı fazla başkanım diyor yüzde otuzunu kullanalım diyor. Diğer bir il genel meclis üyesi de reklam peşinde olduğu için ya başkanım bu işleri yaparken de il özel idaremizin, idaremizin diyor e, tabelalarını oraya koyalım da diyor bizim yaptığımız belli olsun diyor. Şimdi arkadaşlar sonra bunun akabinde biz bu videoya yayınlayınca ve dedik ki arkadaşlar 20 yıl aradan sonra Hacı Bektaş'a kullanılmak üzere gönderilen bir paranın neden yüzde kırkını bize kullanıyorsunuz da tamamını kullanmıyorsunuz diye açıklama yapınca hemen apar topar ee, bir tekrar meclisi topluyor bu arkadaşlar. Güya bunları biz bilmiyoruz. Bunlardan hiç haberimiz yok. Hemen bir meclis kararıyla bu kararı iptal edip yeni bir kararla ihtiyacı kadarını kullanmak üzere diye bir karar alıyorlar. Sonra biz bunu dillendirdikten sonra Sayın Meclis Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki Hacı Bektaş inanç kısaca e, okuyacağım size Hacı Bektaş ülkemizin inanç ve kültür meclisi açısından önemli merkezden birisi olması nedeniyle altyapısını iyileştirilmesi, turistik yolların standartlarının arttırılması ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamak için il Özel İdaremizce 25.03.2021 tarih ve 3.300 sayılı yazıları ile Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanlığından ek ödenek talepte bulunulmuştur, diyor. Şunu kesinlikle söylüyorum. Bu talebi Sayın Valimizin öncülüğünde gerçekleştiğini, İl Özel İdaresinin bu taleple ilgili önceden hiçbir haberi olmadığını, Sayın İçişleri Bakanımızın resmi talepte bulunmasını istedikten sonra İl Özel İdaresi kanalıyla talepte bulunulması gerektiği için İl Özel İdaresi bulunmuştur. Ve bu açıklamadan sonra devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar ve başlatılarak Hacı Bektaş Belediyesi imar yolları bütünlü sıcak asfalt bir ve ikinci kat asfalt kaplama ve yol çizgisi boyama uygulamaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bedeli ise talep edilen 5 milyon liranın da üzerinde bir rakama ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir diyor. Ne zaman yapmış bunu? 09.09.2000 21 yılın gününde. 09 09 2021 gününde çalışmalar devam ediyor diyor arkadaşlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle çalışmalar 10 Ağustos tarihinden önce sonlandırılmıştı. Evet. Şimdi Sayın Gürbüz diyor ki biz burada 5 milyondan fazla TL 5 milyon TL'den fazla para harcadık diyor. Yine evet şimdi sizlere bir evrak göstereceğim. Bu evrakta İl Genel Meclis üyemiz Osman Kılıç'a İl Özel İdaresinin vermiş olduğu evrak. Şimdi Gürbüz'ün açıklamasında diyor ki biz Hacı Bektaş'a 5 milyon TL'den fazla para harcadık diyor. Ama bu İl Özel İdaresinin vermiş olduğu belge Osman e, Osman Bey'e vermiş olduğu belge Gürbüz Dinçi yalanlıyor açıkça yalanlıyor. Diyor ki biz Hacı Bektaş'a 4408 metre uzunluğunda sıcak asfalt yaptık diyor. 1.6 kilometrede diyor sati asfalt yaptık diyor. Ve bu asfalt çalışmasında da 3368 ton PMT, 5250 ton da asfalt kullandık diyor. Ve bunların toplam maliyeti il Özel idaremize diyor 2.867.000 TL diyor. Şimdi soruyorum Gürbüz Dinç'e. Gürbüz Dinç yaptığın basın açıklamasında 5 milyon TL'den fazla para harcadık diyorsun. Buradaki yaptığınız hazırladığınız belgede de 2 milyon 867 bin lira harcadık diyorsun. Hangisi doğru hangisi yalan? Yani insanların gözünün içine içine baka baka sen mi yalan söylüyorsun yoksa bu belgeyi açıklayan arkadaşlar mı yalan söylüyor? Ha bu belgedeki bir yanlışı da size bahsedeyim. Diyor ki biz bu, bu çalışmalarda diyor 1 milyon 868 bin lira bütün ve üretim maliyeti uyguladık diyor. Ben buradan iddia ediyorum. Bu imalatı ben yüzde otuz daha ucuza mal ederim. Yani siz bana bir milyon sekiz yüz bin lira verin. Sevdiğiniz beş bin iki ton asfalt yerine sekiz bin ton asfalt sereceğimi buradan beyan ediyorum. Burada bile şişirme yapmış arkadaşlar. Ha şimdi ondan sonra da soruyoruz. Diyor ki diyoruz arkadaş siz 5 milyon TL'yi yüzde 40'ını kullanacağız diye karar alıyorsunuz. Sonra apar topar birilerinin telkiniyle bunu değiştiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki biz 5 milyondan fazla harcadık diyorsunuz. Sonra da bizim elimize geçen belgelerde sizin bizzat verdiğiniz belgelerde diyorsunuz ki biz 2 milyon 867 bin lira harcadık diyorsunuz. Bana göre harcanan para 2 milyon 250 bin lira. Ben de diyorum ki bu 2 milyon 250 hadi diyelim buçuk milyon. Bu iki buçuk milyon TL'miz nerede? Bu iki buçuk milyon TL'nin nereye gittiğini sonuna kadar takip edeceğiz. Sayın valimizle de görüştük. Sayın valimizin açıklamasından dolayı da size bugüne kadar açıklama yapmıyorduk. Ama dünkü yaptığınız açıklamadan sonra, yalan açıklamalarınızdan sonra bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Eğer diyorsanız ki biz 120 tane 130 tane muhtarımızla açıklama yaptık. Bağırdık, çağırdık. Ya, yalan yanlış şeylerimizi bağırarak haklı hale getirdik diyorsanız ben de buradan bir çağrı yaparım Hacı Bektaş halkına. Hacı Bektaş halkından 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişiyle birlikte il özel idaresinin önüne gelir. buçuk milyonumuz nerede arkadaş diye sorarız. Ama biz bunu yapmak istemiyoruz. Ama gerekirse de bunu yaparız. Evet. Diğer konulara da yavaş yavaş gelmek istiyorum. Şimdi biz diyor 30 yıldır diyor Hacı Bektaş belediye başkanları beceriksiz olduğu için diyor yollarını yapamadığı için diyor biz diyor yaptık diyor Hacı Bektaş'ın yollarını. Sayın Gürbüz Dinç Yaptığınız 4.4 kilometre sıcak asfalt, 1.6 kilometre de sati asfalt. Ve o 1.6 kilometre sati asfaltı da yaparken Hacı Bektaş Belediyesi bütçesinden biz yüklenici firmaya 35 bin TL para verdik. Kayıtlar belediyemizde. Siz bu parayı vermezseniz biz geri kalan yolu yapmayız dedi arkadaşlar oradaki bakıba çiftliğine bu yolu götürmeyiz dediler. Biz de dedik ki hayır arkadaş biz gerekirse cebimizden bu parayı ödeyeceğiz. O yolu tamamlayacağız dedik ve 35 bin TL bütçeyi yüklenici firmaya aktardık doğrudan teminle birlikte ve orayı tamamladık. Ama Sayın Gürbüzgiç atladığım bir şey var. 2019 yılından bu yana Hacı Bektaş Belediyesi ve milyonlarca Alevi Bektaşı sevgisi yüreğinde Hacı Bektaş Veli sevgisi taşıyan canlarla ve kardeş belediyelerimizle birlikte biz 25 bin ton sıcak asfalt serdik. Yani sizin il özel idaresi olarak serdiğiniz 2500 ton sıcak asfaltın tam 5 katı sıcak asfalt serdik. Aynı zamanda tamamen Hacı Bektaş Belediyesi bütçesiyle 15 gündür devam ettiğimiz 10.8 kilometre satı asma çalışması yaptık. Ve biz bu çalışmaları sizin imalat pozlarınızın burada tek tek yazıyor. 150 metre sıcak asfalt sermişsiniz. 1200 metrekare alana 90 bin lira. Biz bunu sizin imalat pozlarınızın yarı fiyatına serdik Sayın Gürbüz Dinç. Biz daha neler yaptık Sayın Gürbüz Dinç? Biz Hacı Bektaş'a 15 bin metrekare sıcak e, çim serdik. Biz bir buçuk kilometre orta refüş kaldırım çalışması yaptık. Nevşehir'de olmayan 9500 metrekare kent meydanı yaptık Sayın Gürbüz Dinç ve bunları da tamamen dostlarımızla yaptık. Ama bak siz ne yaptınız? Ben size onları söyleyeyim. Siz ne yaptınız? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçelere 500 bin lira yaptığı hibeyi 5 tane ilçeye yaptırdınız. Hacı Bektaş Belediyesi ve Avanos'a yaptırmadınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bütün belediyelere araç, gereç, çöp arabası, konteyner Tedarik ettiniz, Hacı Bektaş ile Avanos Belediyesi'ne yaptırmadınız. Siz ne yaptınız? İşkur'dan 21 belediyeye işçi verdiniz, Hacı Bektaş ile Avanos Belediyesi'ne işçi vermediniz. Siz ne yaptınız? İller Bankası'ndan bütün hibelerini sadece AK Partili belediye başkanlarına, elediyelere tahsis ettiniz ne MHP'li belediye başkanlarına ne Hacı Bektaş belediye başkanlarına haber bile vermediniz. Ve ben şuradan bir çağrıda bulunuyorum Sayın Gürbüz Dinç. Eğer yüreğiniz yetiyorsa bunların hepsini istediğiniz platformda, istediğiniz kişilerle birlikte, babalarınızla birlikte ben tek başıma siz kaç kişi istiyorsanız Nerede istiyorsanız bunları konuşmaya, belgelerini sizlere ve kamuoyuna sunmaya hazırım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. İster Nevşehir'de, ister Ankara'da, ister Hacıbektaş'ta, ister Acıgöl'de, nerede diyorsanız, isterseniz de il özel idaresinde kamuoyunun önünde canlı yayında bu dev evrakları, bu belgeleri sunmaya hazırım. Ama size bir de soru sormak istiyorum Sayın Gürbüz Dinç. Şimdiye kadar İl Özel Idaresinin diğer belediyelerimize yapmış olduğu protokoller çerçevesinde kaç milyonluk iş yaptınız? Bu para bu işin kaç milyon TL'sini tahsil tah, tahsil ettiniz ve bu belediyelerden kaç milyon TL alacağınız var? Neden bu paraları almıyorsunuz? Bunların da açıklamasını bir vatandaş olarak sizlerden bekliyorum. Evet sevgili dostlar biz bu tür ayrımlardan bu tür e, yapılan haksızlıklara alışkınız yıllardır biz bunları yaşıyoruz eminim ki yaşamaya da devam edeceğiz ama bu iktidar sürdüğü sürece geliyor gelmekte olan 2023'ten sonra bu yapılan yolsuzlukların bu yapılan haksızlıkların Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla hesabının sorulacağına sonuna kadar inanıyorum ve çağrımı buradan tekrar ediyorum. Sayın Gürbüz Diç, yüreğin yetiyorsa İl Özel İdaresinin bütün personeliyle sizlere talimat veren büyüklerinizle isterseniz sizin yandaş siyasetçilerinizle bir olun, ben de tek başıma olacağım. Elimdeki evrakları tüm kamuoyuna sunacağım, halkımızın da takdir edeceğini, e, takdirine sunacağımı buradan beyan eder. Hacı Bektaş halkı ve bizleri izleyen milyonlarca Alevi can adına şunu da söz veriyorum. Hacı Bektaş belediyesinin, Hacı Bektaş halkının ve Alevi Bektaş toplumun haklarını savunmaya sonuna kadar da devam edeceğimi bildiriyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.